Bu söyleşilerinde bugün kitap yayıncılığını konuşacağız. Ülkemizde kitap yayıncılığı ne durumda, nereye doğru gidiyor? Yayıncı bir konuğumuz var Münir Üstün, profil yayınlarından. Aynı zamanda YayFet Başkanı, Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu'nun da başkanı. Hoş geldin, safa geldin. Hoş bulduk Ahmet abi. Ee, şimdi e, yayı, kitap yayıncılığı e, geniş bir saha, bunun birçok ayağı var. Evet. E, biz okurlar kitap önümüze geldiği zaman hani... ...yazarı önce görüyoruz. Biraz dikkatli ve şey bir okursak... ...iyi bir okursak diyelim hani... ...bunu söylemekte bir beis yok. Hayır yok. Yayın evini de görüyoruz. Evet. Yani yayın evi eğer şeyse tercüme ise... ...tercüme yapanı da dikkatimizi çekiyor. Bu zaman içinde kazanıyoruz bu alışkanlıkları. Evet, evet. Önce yani, herhalde yazarı takip ediyoruz. Tabii yayın evi farkındalığı çok yok aslında Türkiye'de. Yok hmm. ee, bu daha çok işte çok kitap okuyan... ...ya da biz yayıncıları... ...daha çok ilgilendiren bir durum. Okuyucu çok yayın evinin markasına ya da logosuna çok bakmıyor. Bakmıyor. Evet. İlginç. E, evet. Kitabın içinin iyi olması gerekiyor aslında evet. bence. Yani en başta o var. Yani e, kitabın içi derken içeriği... İçeriğinin dili, çok iyi olması gerekiyor. Tabii şey tabi her içeriği olan kitap e, okuyucuyla buluşuyor mu ya da okuyucusunu buluyor mu ya da okuyucu o kitabı ilgi gösteriyor mu o da bir şey soru işareti tabii. Şimdi şunu ben e, hani soruyum e, belki ilk defa bir yayıncı dinleyecek olan izleyicilerimiz de vardır. Evet. Merak da ediyorlardı. Evet. Çünkü bizim izleyicilerimiz okur yani kitap okurları, hı hı. E, dergi okurları e, bir kitap önümüze gelinceye kadar, elimize geçinceye kadar böyle hangi aşamalardan geçiyor? Ya yani çok kısa bir özet alacağım. Sen bunu iki hafta anlatır, anlatabilirsin de evet. ben çok kısa bir özet alsam ee, yani sanki şöyle gibi yazar yayıncıya veriyor o da matbaaya gönderiyor gibi çok hızlı ve belki saçma bir kısalıkta anlattım ama hangi süre, süre, hangi süreçlerden geçiyor hangi masalardan geçerek bizim önümüze geliyor ee, bunu iki türlü anlatayım müsaade ederseniz Tabii. bir tanesi butik yayıncı bir zamanlar ben de butik bir yayıncıydım butik ne demek butik şöyle e, ya önünüze bir dosya gelir Diyelim ki Ahmet Murat'ın dosyası geldi bana. Ee, ben dosyayı alırım böyle severim. Aa ne kadar güzel dosya. Nasıl geliyor dosya? Ee, eskiden bize şeyle dosya, gerçekten dosya gelirdi böyle. Ha, zarfın içinde mi Zarfın galiba. içinde gelirdi. Ee, şimdi artık tabii e-postayla geliyor e dosyalar. Günümüzün teknolojisiyle geliyor. O dosyayı ben severdim. Ahmet abi yapmış. Bizim şey vardı Adem vardır. Mizan Paş yapar evet. Cağaloğlu'nda. Adem'e verirdim. Adem mizampajını yapardı. Bir ay geçerdi. Yunus Karaaslan vardır. Kitap kapakları yapar, grafiker. Yunus abiye kapağını verirdim. Bize 3-4 tane kapak yapardı. Yine bir ay geçerdi. Ettim 2 ay. Ben hala kitabı seviyorum. O, çok güzel kitap mizampajı da gelmiş. Oh evet. ne güzel. Ee, i̇şte kapakta mizampajı birleştiririm. Ahmet abiyle bir araya gelirim. İşte Ahmet abi bak kitap bu hale geldi. Basız Basalım mı artık ne dersin? 3. ay. Artık basmaya karar vermişiz kitabı. Dördüncü ay basmışız. Hala seviyoruz kitap çıkmış matbaadan gelmiş. Dört ay geçmiş aradan. O çok güzel kitap. Biz bu kitabı gerçekten seviyoruz. Çünkü yılda üç veya dört tane veya beş tane kitap yayınladığımız dönemlerden bahsediyorum. Yani ya da ayda bir tane kitap yayınladığımız dönemlerden. Bu Butik yayıncılık öyle bir şey. Yani kitabın çıkma serüveniyle basılma serüveni Basıldıktan sonra hala elinizde başka bir kitap çıkana kadar hala taze. Hmm. Ahmet Murat'ın kitabı 6 ay böyle ben severiz de severiz, severiz Ve de çok severiz. Ve çok özel, Kalklarız. az olduğu için de özel. Az olduğu için özel. özel. Şimdi şöyle. Yayıncıyla şey herhalde yayıncı. Dün yazalım. çıkan kitap benim için bugün eski. Ayda kaç kitap? Ayda basılıyor? 5 ile 8 arası yeni kitap çıkartıyoruz biz profil kitap olarak. 5 ile 8 arası. Ee, e Türkiye'de 2000 tane yayıncı var. Kayıtlı. 2100 belki de. E bu 2100 tane yayıncının ortalama 600-700 tanesi ayda bir ile 40 kitap, 40 yeni kitap çıkartıyor. 40 yeni kitap, bir ders tane, kitabından bahsediyoruz. 40 yeni hayır kitaplar. hayır ben sadece kültür kitaplarından bahsediyorum. Yani günde tane çıkartan var. Tabii tabii bir tane yeni kitap çıkartan da var ayda, 40 tane yeni kitap çıkartan da var. Ders, ders kitapçıları ayrı. Yani onların e, hızına kimse yetişemez zaten. Yani o inanılmaz bir sektör, eğitim yayıncılığı sektörü başka bir şey. Şimdi şöyle oluyor. Kitap geliyor. Ee, E-postayla geliyor. Biz editörlere yönlendiriyoruz. Benim üç tane birlikte çalıştığım editörüm var. Ee, onlara yönlendiriyorum konusuna göre. Zeynep Ekşi'ye giden var. Zeynep Tuğçe Özcan'a giden var. Merve Kara giden var. Onlar bir rapor yazıyorlar. Daha sonra yayın kurulunda bunu tartışıyoruz. Olur mu olmaz mı diye. Çünkü Türkiye'de çok yazar var. Yani şair daha çok Yazar da çok var. Ee, o yüzden çok dosya geliyor ve çok dosya değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Eğer dosya geçerse kuruldan, nizampaja gidiyor, Kap, işte, kapak sürecine gidiyor, ok, okunuyor arkadaşlar tarafından. Ee, yayınlamaya karar verdikten sonra e, matbaaya gidiyor, sözleşme süreçleri, bandrol süreçleri. Yani yaklaşık herhalde bir iki üç ayımızı... Alıyor yani yeni Basılıyor, bir kitabın şeyi. depolanıyor. Sonra dağıtım meselesi var. Basılıyor. E, kitap evlerine dağılıyor. Yayın şeylere, biz dağıtımcılara veriyoruz. Bazı kitap evleriyle direkt çalışıyoruz. Burada isimlerini söylemeyeyim onların. Büyük kitap evleriyle direkt çalışıyoruz. İnternetlere gidiyor. İnternet sitelerinin bazılarıyla direkt çalışıyoruz. Bazıları e, yine dağıtım üzerinden alıyor. Ve bu şekilde bir süreç başlıyor ve devam ediyor Şimdi Ahmet abi. Ayda, e, yani kaç bin kitap ben onu hesap edemedim. 2000 yayıncı var. Hani Bunlar birer Beş. tane bastıran 2000 kitap mı eder? Ya Şöyle söyleyeyim. Geçen sene Türkiye'de e, 65 bin yeni başlıkta kitap basılmış. 65 bin kültür kitabı. Tabi Yok. Total manada total 65 de, bin yeni başlıkta kitap. Bunlar ne kadar mesela kültürdür? Yarısı var mıdır? Yok yarısı yoktur. Kültürünü şöyle diyebiliriz yarısı derken yani hepsini kültüre tabii hepsini kültüre sokuyor çocuk yayıncılığını. Yo, ders kitaplarını ayırıyoruz mesela. Ders kitaplarıyla da ayırırsak yarı, yarı yarıya'dır. Yarı, yarı yarıya'dır, yarıya'dır. Yarı yarıya, çok yüksek bir rakam. Yarı yarıya'dır. O, şöyle bir şey e, yani bu yani 20 bin 30 bin rakamlarından bahsetmiş oluyoruz yılda yeni çıkan. Tabii. E, yeni bir yazarın e, kendisini var etmesi, kalıcı olması, görünür hale gelmesi çok zor görünüyor bu durumda. Bunu nasıl aş aşabilir yeni bir yazar? Yayıncı bunu nasıl aşabilir? Artık şeye bakılıyor yani öyle bir döneme geldik ki e, iyi kitabın sivrilmesi gerçekten kolay değil. Kolay değil. Evet. İyi, 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 metinlerin, iyi İyi bir metin olması gerekiyor sivrilmesi için. E, yani şimdi bir şiir kitabı geldiği zaman şunu soruyorum ben direkt yani herhangi bir dergide bu şiirleriniz yayınlandı mı? Ya da en son kimin şiir kitabını aldınız? E, kimsenin kitabını almadım diye bir cevap geldi zaman sizin kitabınızı kim alacak diye ben... ...arkadaşa öyle bir soru soruyorum. Evet. Yani bir yerlerde kendini göstermesi lazım ki artık bu e, Türkiye'de sosyal medya haline geldi. Yani sosyal medyada biraz e, işte bu edebiyatla uğraşan arkadaşımızın, şiirle uğraşan, romanla uğraşan... ...kardeşimizin veya yazar adayının sosyal medyasının biraz kuvvetli olması gerekiyor. Artık tek şey e, şu anda o. Yani ne kitap ekleri kaldı doğru dürüst, e, ne dergiler kaldı ya bir yerlerde kendini ifade etmeleri lazım. Yoksa gerçekten iş, hem onların iş çok zor hem bizim işimiz çok zor. E, şöyle bir şey soruyorum. Bir kitabın e, hani maliyetini çıkartması, kendisini kurtarması için kaç adet basılması ve satılması gerekir? E, üçte bir maliyet, üçte bir yazar, üçte bir yayın evi. Öyle söyleyelim. Yani mesela kaç adet... 2000'de yani. işte 2000'de, 2000'de falan 700 tane Yazarın payı yani basırsa... 700 tane maliyet 700 tane de yayıncının payı diyelim O şekilde Şimdi kitap okum... yani çünkü 1400 tane satmalı ki Ben e, kitabın Maliyetini ve yazarın hakkını ödeyebileyim Yani satmasa da ödüyorum o ayrı bir şey de Ama normal şartlarda öyle olması gerekiyor 1401'den itibaren Yayın evim kar etmeye başlıyor aslında bir açıdan kolay bir iş değil aslında. Kolay değil. Bana yüksek geldi bayağı. 2000 kitap da öyle. 2000 evet. kitap yüksek evet. geldi. Az değil yani. Evet. Peki kitap okuma alışkanlığının değiştiğine şahit oluyoruz. Yani kitap bu kadar kitap basılıyorsa Türkiye'de bu kadar yayın evi kuruluyorsa hı hı. muhtemelen yeni yayın evleri de kuruluyor. tabi Her sene bir kısmı kapanıyor, bir kısmı kuruluyor. Amerika'da şöyle bir şey var yani bilmiyorum ben hani tam araştırmadım ama yani 52-53 bin tane yayın ne olduğunu söyleniyor. Her yıl 15 bin yayın evinin kapandığı, her yıl 15 bin yeni yayın evinin açıldığı gibi şeyler de, e, de söyleniyor. Bizde de muhtemelen böyle bir şey vardır yani. Vardır yani işte aşağı yukarı ama işte bizde daha çok şey, daha sürekli bir iş yayıncılık. Böyle hani çok böyle batıran, çok süründüren yani böyle çok büyük olmadığınız sürece çok büyük hatalar yapmadığınız sürece yıllarca devam ettirebileceğiniz bir meslek. Devam verici. etmesi de gereken bir evet. şey aslında. Ya başka türlü birikim oluşmuyor. Evet. Yayın evi görünür hale gelmiyor. Şey merak edeceğim e, ettim ben. Şimdi bu e, mesela son birkaç yılda nereden nereye geldi şey? E, kitap satış rakamları. Kitap satış rakamları aslında tam yani ona şey yapamayacağım. Yani e, bir, onun ne kadar net olduğunu bilmiyorum ama ben üretim rakamlarını söyleyeyim. Üretim rakamlarını Evet. 2010 yılından itibaren söyleyebilirim. Çünkü 2010. 2010 yılından itibaren biz son 10 yıl e, Yayfet e, Yayfet kuruldu ve bu bandrol sistemini e, rakamlarını orada tutabiliyoruz. 2010 yılında 214 milyon adet. 2011 yılında 289 milyon. 2012'de 293 milyon. 2013'te 330 milyon. 2014'te 344 milyon. 2015'te 384 milyon, 2016'da 405 milyon, 2017 408 milyon, 2018 411 milyon, 2019 yılında 424 milyon adet Türkiye'de kitap üretilmiş. Hı. Bunlar sadece şeyler e, bandrollü üretilen resmi rakamlar bir de e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere masasına kadar götürdüğü ders kitaplarımız var. Bu rakamlar da 200 ile 240 milyon arasında değişiyor. Ayrıca 48 sayfaya kadar olan eğitim kitaplarında bandıroz zorunluluğu yok. Biliyorsunuz belki bunu. Evet. E, bandıroz zorunlu olmayan kitaplar da yaklaşık herhalde yılda 150-200 milyon tane. Bu en az en az söylüyorum. E, üretimi var. Bunu da onun üzerine eklemeniz gerekiyor. Ekledim. Yani 800 milyon. 800 milyon. 800 şey. milyon nüfusumuz. 80 milyon kişi başı 10 kitap ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Ha bunu şöyle söylüyorlar. Ya bunlar kardım Ya bunlar üretim rakamları. Bunlar okunmuyordur. Satılmıyordur. Ya şimdi hangi bir üretici her yıl 400 400 milyon kitap üretip deposuna koyar tabii. Tabii. Ya siz yani saçma olur o yani. Şu, bu programı çekiyorsunuz. Ee, her yıl 400 milyon tane çekip kenara koyuyorsunuz. İşte yayınlarım bir gün <laughs> televizyonda saçma. tüketirim. Böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi şöyle, Bunlar satılıyor. yani şöyle, Bir yerlerde satılıyor bu kitaplar. Mutlaka muhakkak. Birileri okuyor bu kitapları. Ama kimi e, yıl, e, ayda dört kitap okuyor, kimi bir kitap okuyor, kimi çeyrek kitap okuyor ama okuyor. Türkiye okuyor. Yani Türkiye'de kitap okunmuyor. Türkiye, Japonya'da kitap okunuyor. İşte Belçika'da kitap okunuyor. Biz yeni başlıkta İtalya'yı geçtik. Niye inanmıyorsunuz arkadaş? Yeni başlıkta derken? Yeni başlık üretmede. Mesela biz yılda 65 bin, 70 bin tane yeni başlıkta ilk defa basılan ilk kitap. kitap yayınlıyoruz. İtalya'yı geçtik, Fransa'yla kafa kafa yayız. Niye inanmıyorsunuz? Fransa'nın altında olduğumuz zaman inanıyorsunuz. Japonya'nın altında olduğumuz zaman inanıyorsunuz da üstünde olduğumuz zaman niye inanmıyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyada 6. sıradayız yeni başlıkta. Dünyada 6. sıradayız. Ee, bu geçen Ağustos sene Ağustos'taki döviz krizine kadar da Türkiye yayıncılığı dünyada ekonomik açıdan 10. sıradaydı. Bu ekonomik dalgalanmalardan dolayı 15. sıraya düştük. Şu anda dünyada 15. sektörüz. Bu çok önemli bir önemli şey. Bir yani önemli bir şey. E, 2010, önemli bir rakam yani. 2010'dan itibaren şöyle bakınca ben kabaca şöyle görüyorum. E, neredeyse 10'ar milyon, 15'er milyon yıllık artış olmuş. Tabii evet. Hayır, ee, bazen 40 milyon da var mesela. Milyon, bir yerde evet. Tabii, 50 20 milyon 2014 ile 2015 arasında 40 milyon evet. var. 2015-2016 arasında 50 30, 30 milyon, yakın. var. Evet. Yani tabii. rakamlar evet. da oluşmuş. Evet. Ee, yani bir ivme var yukarıya doğru bir ivme Ve var. Ve kendini koruyan bir ivme de var. Mesela biz hiç düşmemişiz yani 405'ten 408'e, 408'den 411'e, 411'den 424'e yüzde birlik, ikilik, üçlük farklarla bile yukarıya çıkışımızı sürdürmüşüz. Ya yani Türkiye ekonomisinin en kötü olduğu yerlerde bile yukarıdayız. Hiç aşağı düşmemiş kitap sektörü. Bu çok önemli bir, şey. önemli şey. bir şey. Ne olursa olsun. Çünkü biz kağıdı 3 liraya alırken birden 6 liraya almaya başladık. 5 liraya almaya başladık. Aynı kağıdı. Ona rağmen bu rakamları tutturmak gerçekten hani bu ülkenin okuyucuları da kahraman, yayıncıları da kahraman. Kesinlikle ben buna inanıyorum. Şimdi e, yurt dışındaki e, fuarlara falan birçoğunu zaten katılıyorsun, organize ediyorsun. Evet. E, onların yönetimini de yapıyorsun. E, çünkü e, İTO yönetim kurulu e, herhalde başkan yardımcılığı mı? Yok İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi yani. Yönetim kurulu üyesi. Aha, evet. Şimdi e, onu konuşuruz yani Tiflis'teki yeni fuarı da konuşacağız ama e, mesela İngilizce yayıncılık yapan... Bir yayın evi aslında dünyanın tamamına hitap ediyor gibi görünüyor. Evet. Arapça yayıncı dünyada 400-500 milyon kişiye hitap ediyor gibi görünüyor. Biz bu rakamları aslında Türk okuru için üretiyoruz. Evet. Yani bir de bunu da hesaba katmak lazım. Yani sadece Türkiye'deki pazara hitap eden rakamlar. Tabii tabii kesinlikle Dışarıda öyle. Dışarıda peki bu fark edilince şöyle bir şey oluşuyor mu? Yani bizim kitaplarımıza yönelik, bunların tercüme edilmesine yönelik bir alaka oluşuyor mu? Bu nasıl gözlemliyor? Veya bu alaka... Ee, ne durumda? Teda diye bir proje vardı. O evet, proje program hala oldu. Devam ediyor mu? Proje program oldu. Artık. oldu. Evet, Farklı proje projenin? Proje e, belli bir dönem için yapılır. Yani 3 yıllığına bir proje yaparsınız. Evet. Ve kalıcı gider. hale geldi. Tabii program kalıcı hale gelir ve devam eder. Teda projesi Teda programı haline geldi şu anda. Şöyle söyleyeyim, 1923'ten 2005'e kadar olan dönemde yani Teda programının olduğu başladığı yıla kadar. Türkiye'de ya yani bizim yurt dışında yayınlanan kitap sayımız net olmamakla, emin olmamakla beraber 200-207 tane çevrilen kitabımız. Bunlar da belli, belirli yazarlar. Yani Türkiye'nin en bilinen yazarlar işte Nazım Hikmetler, Aziz, nesin Yaşar, Aziz Kemal. nesin, Yaşar Kemaller. Evet yani çünkü başka yazar bilinmiyor yurt dışında. Bunlar 200, -200 de TEDA programı, TEDA projesi başladıktan sonra ve programı olduktan sonra yaklaşık 3 bin tane kitaba destek verdi Kültür Bakanlığı. Bu 3 bin tane kitabın 2300 tanesi yayınlanmış vaziyette şu anda dünyada. Yani 2005 ile 2020 arasında 15 yılda 2300 tane kitabımız daha başarılı oldu. yurt dışında yayınlandı ve başarılı oldu. Bu da inanılmaz bir rakam. Yani Türk Edebiyatı'nı arkadaşları işte bazı ajanslar var özellikle yurt dışında tanıtan, yani Mollaoğlu'yla ağırlamıştık biz burada bayağı. Ha, Nermin Hanım özellikle Nermin Mollaoğlu evet. Kalem Ajans sağ olsun, Türk, yani bu edebiyatımızı yurt dışında çok tanıtan ajanslardan bir tanesi. Herhalde Nermin tek başına 1200-1300 tane kitabı yurt dışında yayınlatmışız. Nasıl profilin? Bizim kitaplarından... de herhalde bir 20-30'a yakın kitabımız yayınlandı. Hangi ee, Azerbaycan, Türkçesinde yayınlandı, Arnavutça'da yayınlandı, Gürcüce yayınlandı, Rusça yayınlandı. Malaylayamca yayınlandı mesela Samet Doğan'ın Cuma günü e, uçmayan kuşu Hindistan'da Malaylâyamca yayınlandı İnanılmaz bir şey yani e, böyle bir kitabımız da var yani yaklaşık herhalde 20-25'e yakın kitabımız yayınlandı Boşnakça var yayınlanan kitaplar arasında Balkanların alakası yüksek herhalde bize e, işte bir de biraz hani şey tarihsel ilişkilerimiz işte Balkanlarla birbirimizi daha rahat anlamamız. Ee, onun çok büyük şey var, etkisi var faktörlerden biri şu, bazıları. E, evet. Yayın evleri editör ihtiyacını nereden karşılıyor? Editörlük e, okulu yok. Yani evet. Bir lisans programı, bir yüksek lisans programı var mı? <laughs> bir zamanlar yüksek lisans programı sanki var gibiydi ama hatırlamıyorum. Marmara, Marmara Üniversitesi'nde var şu anda. Hala devam eden ee, Evet, Yüksek var. lisans programı orada var. Ama bir bölüm yok maalesef dört yıllık bir okul nasıl oluyor mesela Mestresi ben editör olmak isteyen bir gencim nasıl bir yol izlemem gerekiyor size, nasıl, biz size nasıl, nasıl ulaşıyoruz biz nasıl yaptık söyleyeyim yani e, biz sosyal sosyal medya aracılığıyla artık diyorum ya hani sosyal medya aracılığıyla oluyor bu işler diye yazdık bir gün Twitter'a biz editör e, stajyer editör alacağız arkadaşları yetiştirmek üzere diye. 50 kişi bize müracaat etti. İki sene önceydi herhalde 2017 Ağustos gibi. E, 50 kişinin içinden iki tane arkadaş seçtik biz. Şu anda ikisi de yayın evinde editör olarak e, üçüncü yıllarına girdiler ve çok başarılılar. Bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Mezunu, bir tanesi İstanbul Üniversitesi İktisat Ekonometri Mezunu, e, Yıldız Teknikte e, Edebiyat üzerine. E, yüksek lisans yaptı arkadaşım sağ olsun. İkisinden de çok memnunuz. Yani bu işin okulu yok. Bazı derneklerin bazı üniversitelerle işbirliği halinde yaptığı editörlük kursları oluyor. Başlangıç editörlük kursları veya ileri editörlük kursları. O editörlük kurslarına insanlar takip edebilirler. Bilgi Üniversitesi'nde yapılıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yakında başlayacak inşallah. İb İbni Haldun Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla bazı şeyler, hamleler var, var bu var. konuyla alakalı. Ee, üniversiteleri takip etmek lazım. Oralardaki hocalardan faydalanmak lazım. Özellikle Serengül Sönmez Sönmez hocanın verdiği dersler çok kıymetli. Sedat Demir'i siz de tanırsınız. Sedat'ın verdiği, evet, verdiği dersler. Evet, Selahattin Bey'in verdiği dersler. Sedat'ın verdiği dersler. Bunları takip etmek lazım. Yani oralardan yetişmek lazım. Ya da direkt bir yayın evine ikna edip, Biraz insanların inatçı olması lazım. Yani ikna etmesi lazım. Bu ikna demişken bir Gürcü kız vardı iki sene önce. Nina diye bir kız. Ben tanımıyorum. Mehmet Demirtaş var. Nermin Hanım'ın eşi. Mehmet'e dedim yani bize bir yurt dışı işlerimizi takip edecek bir arkadaş lazım. Yani bizim Türkçe kitapları yurt dışına pazarlayacak bir arkadaştan bahsediyorum. Bir, bir iki kişi gönderdi bana. O arada e, CNR kitap fuarı var. Bu Nina'yı göndermiş. Nina da TÜYAP'a gitmiş. Telefon açıyor bana. Münir Bey diyor ben diyor geldim ama diyor ben diyor burada fuar yok diyor. Sen dedim nereye gittin TÜYAP'a gittin. Biz dedim CNR'deyiz. Ee, kız o kadar şey azimli ki kalktı oradan tekrar CNR'ye geldi. Görüştük biz. Biz görüştüğümüz herhalde Mart ayı falandı. Böyle Ağustos gibi artık birbirimizi unutmuşuz. Mart'ta görüşmüşüz. ...iş orada kalmış. Ağustos'ta beni aradı. Ben de çalışmak istiyorum. Ya şimdi dedim nasıl olacak yani? Hani biraz da şey yapıyorsunuz yani ne olursa olsun belirli personel sayınız var bir, bir kişi daha ilave ettiğiniz zaman düşünüyorsunuz yani yayın evine etkisi ne olur maddi olarak ne olur manevi olarak ne olur inat etti geldi abi İyi hoş geldin masan burası başladı o arada bizim iki tane editörümüzü Frankfurt'a göndereceğiz biz ben de gideceğim üçümüz Frankfurt'a gideceğiz fuara fuara gideceğiz o, bir ay falan var Frankfurt kitap fuarına. Kız 30 tane randevu almış Frankfurt'ta görüşme yapmak için. Dedim hemen senin uçak biletini ayarlıyorum, otelini de ayarlıyorum sen de geliyorsun. Biz 3 artı 1 kişi gittik 4 kişi Frankfurt kitap fuarına. Ya bu kız kendisi yaptı yani ben hiçbir şey yapmadım yani. Biraz e, azmet. Hiç tecrübesi yok mu? Hiç tecrübesi yok abi direkt attık biz bunu havuzun içine. Yani biz de öyle zaten direkt havuzun içine atıyoruz öyle çırpına çırpına oluyorlar yani. Bir bir editörde hangi vasıflar olması lazım? Şimdi kitabı tanıması, metin tamir yapması falan lazım. Bunun dışında ne lazım? Mesela yazarla ilişkilerde editör ne kadar e, zor, en rol o alıyor? o. En önemlisi o. Yoksa e, editör kenarda durup e, patron mu öne çıkıyor? Yayın yönetmeni Duruma öne göre e, şimdi patronun öne çıkması gereken pozisyonlar var. Editörün e, patronla yazar arasına girmesi gereken pozisyonlar var. İyi editör bunları ayarlayabilen editör zaten. Mesela bazı editörler yazar aradığım telefona çıkmıyorlar. Çünkü biliyorlar yazar daha sonra patronu arayacak. <laughs> yani böyle durumlar da var. Yani iyi editör, iyi ayarlama yapabilen, durumu iyi idare edebilen, süreci iyi yönetebilen insan demek. Ya Türkçe'yi de kitabı da çok sevecek. Ee, ...imlayı çok iyi bilecek... ...kelimeleri çok iyi bilecek... ...atasözlerini bence çok iyi bilecek... ...her şeyi çok iyi bilecek... ...yani o noktada kendini çok iyi yetiştirmiş olması gerekiyor... E, ...kitabı sevmesi gerekiyor... ...kitap okumayı sevmesi gerekiyor... ...en yani başta o aslında... Şimdi biraz önce şeyden bahsettin... Ee, işte ...dolar artınca biz kağıt fiyatları şu kadar arttı falan diye... Ee, ...bu haliyle etiketlere yansıyor... Ee, o Direkt, tarihten beri biz zam yapmadık. Yine de çok yansımadığını söyleyeceğim ben de. Evet Yine yapmadım. de çok yansımadığını söyleyeceğim. Şimdi e, mesela e, işte Frankfurt'ta gidince veya yurt dışındaki e, kitapçılarda e, ya da işte bir takım e, internet satış sitelerinde yurt dışındaki kitapların fiyatlarını takip edebiliyoruz. Ya evet. Çok ciddi fark tabii, var. Tabii. Bizimkiyle e, bir İngiliz Cambridge yayını arasındaki Etiket farkı çok yüksek. Çok yüksek evet. E, bu fark nereden kaynaklanıyor? Niçin onlarınki çok yüksek? Aşağı yukarı aynı kağıtlara, aynı emekleri vererek basıyoruz. E, ve çok yüksek rakamlara satıyorlar. Biz e, o rakamlara muhtemelen hiç satamayız. E, bu fark nereden kaynaklanıyor? Üretimden mi? Aslında ya, mi? Fa şey, e, şeyde fark yok yani. Etikette fark. Etikette fark yok. Ya şöyle o 10 liraya satıyorsa sen işte 10 liraya satıyorsun. O 15 kendi alım gücüne göre kendi medeniz. alım gücüne yani. göre yani aslında şey yok Ş şöyle o şeylerde geçerli biraz sanki yani tatillerde ya da Türkiye'de yaşa yaşamadı yani orada kazanıp burada harcarsan tamam yani e, onun parası çok kıymetli oluyor ama şeylerde çok fark yok bence hmm. yani fiyatlarda çok fark yok İşte orada para kazanıp burada Türkçe kitap alıyorsan tamam o nokta burada çok kitap alırsın hmm kendi alım gücüne göre kendi düşünmek, alım gücüne göre düşünmek, düşünmek lazım, lazım onu evet peki şey e, mesela sizin e, kağıt ihtiyacını nereden karşılıyorsunuz e, yurt dışından nerede hangi ülkelerden genelde Finlandiya Norveç yani onlar işte distribütörler getiriyorlar Çin, Çin kağıdı yok mu yok hayır yani Çin kağıdı bir dönem kullanılmış ama çok kötü bir kağıt e, insanlar genelde tercih etmiyorlar genelde şey e, kuzey ülkeleri çünkü ağacın yetişme süresi çok hızlı bir şekilde orada e, selülozu almak daha kolay oradaki ağaçlardan e, Çin tarafı çok kuvvetli değil şey kağıt noktasında Hı. Çin daha çok baskı noktasında daha e, ne derler elverişli İşte onu da nakit eğer sağlayabilirseniz nakit gücünüz varsa e, nakit bastırabilirseniz. İyi ama eğer onda öyle nakit yapamazsanız öyle kolay değil Çin'de. doğru mu anladım? Şimdi Çin'deki bir matbaada kitabı bastırıp buraya getirmekten mi bahsediyorsunuz? Evet evet. Yüksek montanlı çalışabiliyorsanız veya renkli işlerde kar edebiliyorsunuz ama nakit çalışamıyorsanız ve yüksek montanlı çalışamıyorsanız zor biraz. Hmm. Çok o mesafeye rağmen yine de daha avantajlı olabilir. Tabii da tabii daha ya. avantajlı. Aslında Türkiye'de çok avantajlı. Mesela Avrupa bazı Türkiye Cumhuriyetler Türkiye'deki matbaaları çok tercih ederler. Bazı Avrupalılar da Türkiye'deki matbaaları çok tercih ederler. E, Türkiye Çin'den daha yakın Avrupa'ya. Nakli imkanları daha kolay. Eğer o fiyatları Çin'den aldıkları fiyatı Türkiye'den alabilirse e, o yayıncılar Türkiye'de de çalışıyorlar. Yani Türkiye'de de çok ihracat çalışan yayın evli, şey matbaalar var. Şimdi şey bu elektronik kitap meselesi e, kitaplar alakalı. Evet. Ne düşünüyorsun? Olmadı Türkiye'de maalesef. Ee, olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Yani bence olmaz. Şahsi kanaatimi söylüyorum. Ama benim çocuklarım okur mu, yapar mı onu bilemiyorum. Yani e, onlar karar verecekler ona. Benim kanaatim şu. Şimdi Türkiye'de cep telefonları kullanıyoruz hepimiz. Kimse bundan kitap okumaz. Okumaz. yani Bunda e, daha eğlenceli şeyler var. Film, Film izliyorsun. Film izliyorsun. Yani burada kimse kitap okumaz. Bir kere göze çok zararlı bu ekranlar. e-kitap ee, e okumak için bir alet almanız gerekiyor. Onun bir mürekkep teknolojisi var. Çünkü gözü yormayan aynı kitap gibi e kitap sayfası gibi gözüküyor o, o sayfalar. O aletin fiyatına kadar ortalama 1000 bin lirayla 1500 bin lira arasında. E bunun içine kitap da koymanız gerekiyor okumanız için. Sadece alet almak da yetmiyor. Ne kadarlı kitap koyarsınız? 500 lira. Ettim mi 2000 lira? Türkiye'de herkesin 2000 lira kitap bütçesi olsun. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Size herkes yayıncılık yapar. Hemen şey bu rakamlar mı? Acaba yoksa yani mesela Avrupa'da, Amerika'da... Orada e, tutmadı. Tutmadı mı? Yok hayır tutmadı. Amerika'da tutmadı bence. Ya, yani tutmadı. Yani Amerika'da 2,5 milyar dolar şey var. Bildiğim kadarıyla e-kitap sektörü var. Ama Amerikanın da yani 25 milyar dolar, 30 milyar dolar kitap sektörü var. Klasik kitap sektörü var. Yani tut, bence tutmadı, tutmadı. Evet, Yok da geleceğini görmek Tabii. Istiyorsun. Şimdi e, fuarlara mesela en son işte ne vardı yurt dışında? Frankfurt kitap fuarı mı vardı? Evet, en son <laughs> en son Frankfurt vardı. Yani Aha. en büyük orada da karşılaşmış. Evet. Şimdi Londra yani. var. Londra. Evet. Yani herhalde Frankfurt bir numaradır. Beraber de evet, hatta, evet Londra iki evet. numaradır herhalde. Mesela yıllardır gidiyorsun, diyelim ki son 10 yılı, e, değişimi e, yani takip ediyorsun, trendleri takip ediyorsun. Nereden nereye doğru gidiyor fuarcılık? Mesela Frankfurt'taki, fuarlardaki gördüğüm başlıca değişim nedir? Dünyada, e, çünkü kitap sektöründeki değişimi de oradan takip edebiliyoruz. Yayıncıların e, eğilimlerini ve e, ne diyeyim? Sadece fuarda olmuyor bu işler. Yani biz mesela... E, ...Steinbergerhof diye bir otel vardır Frankfurt'ta... Ee, ...fuar çarşamba başlar... ...oradaki görüşmeler... ...cumartesi günü başlar... ...o çarşambadan önceki cumartesi, pazar, pazartesi, salı... ...onun lobilerinde görüşmeler başlar... ...kataloglar lobilerdedir... ...kahvaltıda sohbetler devam eder... ...hatta çarşambaya kadar... ...fuarı bitiren yayıncılar vardır... ...çarşamba günü ülkelerine geri dönerler... ...otel lobilerinde bitirip... ...yani illa fuara gitmek diye bir şey yok fuarları tabii kan kaybına uğruyor. Hani dünyada da uğruyor, Londra'da uğruyor, Frankfurt'ta uğruyor ama ne olursa olsun Frankfurt Kitap Fuarı dünyanın en önemli kitap fuarı. Daha sonra Londra Kitap Fuarı dünyanın en önemli ikinci kitap fuarı. Bologna Çocuk Kitapları Fuarı da çocuk kitapları alanında dünyanın en önemli fuarı. Bu üç fuarın dışındaki bütün fuarlarda satış yapılıyor. Yani sıcak satış yapılıyor, okuyucuya satış yapılıyor. Bu üç fuarda Satış yapılmıyor sadece Frankfurt'un son iki gününde beş gün sürüyor fuar Çarşamba Perşembe Cuma bu Çarşamba Perşembe Cuma içeride gördüğünüz herkes profesyonel o fuara 60-70 euro fuar giriş biletiyle giriyor insanlar son iki günü öğrenciler geliyor işte Alman anneler babalar aileler geliyor onlar alışveriş yapıyorlar yani Kitap sektörü bitmez. Yani fuar sektörü de küçülebilir. Biraz küçülebilir, az küçülebilir. Salonları işte eskiden çok şey kullanmışlar. Ya işte 4.0'ı da kullanalım, 4.1'i de kullanalım, 4.2'yi de kullanalım, 8'i de kullanalım, 11'i de artık kompakt hale getiriyorlar. Yani birbirine yakın. Çünkü bir de mesafeler var Ahmet abi. Mesela biz 5.0'daydık Türkiye olarak. 5.0'dan 8'e gitmek yürüyerek yarım saat. Şatılla gitmek, işte şatıla gideceksin de, ineceksin de, bineceksin de 10-15 dakika. Mesafeler çok var. Yani orada vakit kaybetmemek zorundasın. 10 dakikada bir randevusu olan yayıncılar var. 10 dakikada bir randevu. Kaçırdın mı kapatıyor dükkanı. Bir sonraki geliyor değil mi? Bir sonraki geliyor seninle görüşmüyor. Zaten işte o büyük yayıncılar dediğimiz e, randevulu yayıncılar. Çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi sabah hiçbirini bulamazsın. Hiçbiri kalmazlar, hepsi ülkelerine geri dönerler. Yani şunu e, anlatmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Yani orada e, bir Amerikalı yayın evi e, bir Türk yayıncıyla görüşüyor. Türk yayın evi o Amerikalı yayıncıdan bazı kitapların tercümesi için haklarını almaya çalışıyor. Görüşmeler bunun üzerine. Bunun üzerine ve bu hak bu, bunu Aha. internetten yapabiliyoruz. Yapabiliyor muyuz veya Fuara hala ne için ihtiyaç oluyor? ya İlişkiler yürür. Yani internette nereye kadar yürüyeceksiniz? Hmm. Yani görmesi falan. lazım. Yani bazen bir e, katalog vermesi lazım. Ajans size merdivenlerde yürürken kitap satar. Asansörde kitap satabilir. Sabah kahvaltısında kitap satabilir. Öğle yemeğinde kitap satabilir. Yani her şey internetten satılacak diye bir şey yok. Tamam internet ilişkiler yürüyor. Kitaplar gidiyor geliyor. Söyleşmeler gidiyor geliyor. Tamam o noktada bir sorun yok. Zaten bunların süreci de aşağı yukarı 4 ayla 6 ay arası değişiyor. Siz de biliyorsunuz işte yani yurt dışından bir kitap aldım. Parasını bile 2 ay 3 ay sonra ödeyebiliyorsunuz. Hemen parasını ödemek de yok. Ya da cebimden çıkartayım da 1000 dolar vereyim öyle bir şey de yok. Yani öyle bir, öyle bir sistem de yok. Ama orada milyon dolarlar dönüyor o salonda. Netice itibariyle milyon dolarlar dönüyor. İlişkiler çok önemlidir bence. İnsanların birbirini görmesi lazım. O insanlar ee, birbirlerini Şarja Kitap Fuarı'nda da görüyorlar. Doha Kitap Fuarı'nda da görüyorlar. Seul Kitap Fuarı'nda da görüyorlar. Budapest'te Kitap Fuarı'nda da, Londra'da da o ne bileyim yani Selanik'te de, Tiflis'te dost de. Dost oluyorlar. Görüyorlar ve dost oluyorlar. Sarılıyorlar birbirlerine. Merhaba diyorlar. Yani bir şey deyip içiyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli. Şimdi bu e, yurt dışı konuşurken bir de işin başka bir cephesi var. E, o da şu. Türkiye'de ciddi bir Arap nüfusu oluştu. Evet. Türkiye'de bazı <laughs> Arapça kitap fuarları falan da açılıyor. Yapılıyor evet. Bizim meslek ee, birliğimiz yapıyor arkadaşlarımız sağ olsunlar. Ha, mi? Yok şey Basın... Türkiye Basımcılar Meslek Basınlığı Birliği'nin yapıyor. Tabii Gayet tabii. De başarılı. Çok başarılı Çok yapıyorlar evet. yayıncı da katılıyor. Şunu merak ediyorum. Arap yayıncı bu ilgiye, bu nüfusa, bu, bu belki lokasyon olarak da İstanbul'un avantajlarına bakarak İstanbul'a gelmeyi, burayı merkez haline getirmeyi düşünmüyor mu? Düşünmez mi? Yapıyorlar zaten şu anda İstanbul'da açılıyorlar. Tabii tabii. Yayın evleri de açılıyor. E, Arapça kitap fuarları çok başarılı geçiyor. Arap öğrenciler var. Bizim bunlar Beyrut vardı ya hani evet. bütün bu şeyin merkeziydi. Kahire'ydi aslında. Kahireydi. Kahireydi. Kahire Mısır'daki olaylardan sonra biraz ama Beyrut onu çok karşılayamadı. Şu anda biz bunun İstanbul üzerinden olması için çalışıyoruz. Hem meslek birliğindeki arkadaşlarımız hem dernekteki arkadaşlarımız yani bu yapının Türkiye'de olması için hem satışların hem Arapça kitap fuarlarının hem Türkçe kitap Türkçe kitapların yani Türkçe dediğiniz zaman yine büyük bir coğrafya hitap ediyorsunuz. İşte Kazakistan'a da, işte Azerbaycan'a da, Özbekistan'a da biraz daha tabii oradaki şeylerin, hükümetlerin bu işleri yumuşaması lazım. Biraz sertler. Yani her kitabı ülkelerine sokmuyorlar ya da e, bu tip şeyler var. Yani İran'da da var mesela. Yani İran'da mesela her kitabı okumak istiyor. Ya böyle na, nasıl olacak bilmiyoruz yani her kitabı okumak nasıl bir duygu e, onu bilemiyorum. Eee bu coğrafyada iyi olmamız lazım. Bir numara olmamız lazım bizim Türkiye olarak. Arapça kitap fuarında da, Arapça kitaplarda Türkçe kitaplarda telif satışlarında da. Mesela telif satışları için fellowship diye bir programımız var. Daha önce duyduğunuzu bilmiyorum. Evet, Bu sene evet. beşincisini yapacağız. E, Türkiye Basım Yayın Meslek Biri'ndeki arkadaşlarımızla beraber. Ge e, geçen yıl 70 ülkeden 200 yayıncı geldi. Bu sene yine Aşağı yukarı 70 ülkeden yine 180 civarında yayıncı gelecek. Şeye benziyor bu biraz. Frankfurt'un Londra'nın küçük ölçeklisi. Küçük ölçeklisi. 3 gün sürüyor. 3-4-5 Mart'ta yapıyoruz. B2B görüşmeler oluyor burada. randevular alıyorsunuz. Yayıncılarla ya da editörlerle direkt görüşüyorsunuz. Kitap satmaya çalışıyorsunuz. O da size kitap satmaya çalışıyor. İşte artık kim kime üstünlük Tabii. kurarsa. Ee, bu, bunlar çok önemli işler. Ya yani Bu işleri yaparken çok zorlanıyoruz ama dilenci konumuna düşüyoruz. Yani buradan ben e, belki bizi hani birileri dinler, değil mi? Öyle ya, bir umut olur ya belki mutlaka dinliyordur. Lütfen bu kurumları, bu yayıncıları dilenci pozisyona düşürmesin. De. Ne demek istiyorsun? E şöyle şunu demek istiyorum. Dünyada böyle bir kültür sanat organizasyonu yapıyorsunuz. İstanbul Fellowship diye program yapıyorsunuz ya da Arapça kitap fuarı yapıyorsunuz. Hiçbir yerden yardım alamıyorsunuz. Yani bu yayın evleri veya şeyler de çok kuvvetli yerler değil ee, kurumlar. Hani bir yerlerden buralara Avrupa Birliği'nden ya da ne bileyim dünyadan herhangi bir yerlerden para yağan yerler değiliz biz. Futbolcu da transfer etmiyoruz. Ee, Otur paralarımız da yok. Kitap satarak işte kitap satarak oluşuyor. bu işleri çevirmeye çalışıyoruz, ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz, ülkemizin edebiyatını yurt dışına e, satmaya çalışıyoruz. Ya şu seramik her tam seramik küçümsemiyorum. Bunda bir sanat vardır mutlaka. Ama bunun kili her yerde aynıdır ya. Ama edebiyat içeriği farklıdır. Ahmet Murat'ın şiiri, İbrahim Tenekeci'nin şiiri, Tarık Tufan'ın romanı, ne bileyim Furkan Çalışkan'ın şiiri farklıdır. Yani bunu bir herhalde Rus yazamaz. Ama bir Rus okuyabilir bunu Rusça. Türkçeden Rusçaya çevirip o tadı alabilir. Biz edebiyat edebiyatı e, ihraç etmeye çalışıyoruz yurt dışına. Ne olur bize destek olsunlar. Fazla bir şey istemiyoruz. Bu organizasyonlarımıza destek olsunlar. Yani otellerde sorun yaşıyoruz. Uçak biletlerinde sorun yaşıyoruz. Ya lütfen ya birileri hakim olsun. Birileri desteklesin. Ya kendimiz için bir şey istemiyoruz. Şey, masraf kalemleri belli. Ya bu işlerde tecrübeli hale de herkes tecrübeli hale geldi. Ya kimse kimsenin cebine para koyamaz bu işlerde. Mümkün değil. Bu işin kaçarı yok yani. Birileri beni duysun ve bu, bu, işlere destek olsun. Allah rızası için, ülkemiz için, vatanımız için, edebiyatımız için, yazarlarımız için, çocuklarımız için bu işlere destek olmalarını Sen, yani çok rica yani ediyoruz. Başkanı biz. olarak da konuşuyorsun. Yani. Evet. Eğilince Meslek Birlikleri Federasyonu. Şimdi... <laughs> e, yurt dışındaki fuarlar nasıl gidiyor? Yani Türkiye'nin ilk katıldığı zamanları hatırlıyorum ben Frankfurt'ta. Çok hani kimse yok. Derme çatma. Ama şimdi çok sayıda yayıncı katılıyor, stand büyüyor, editörler oralarda alışveriş yapıyorlar falan. Tabii yaklaşık herhalde şu anda 400-450 metrekare bir alanda, alanda, iki tane Türkiye sokağıyla Frankfurt'ta kitap fuarına gidiyoruz. Başka nerelerdeyiz? Mesela İslam Ticaret Odası destek veriyor Frankfurt'ta kitap fuarına, Kültür Bakanlığı destek veriyor. Londra kitap fuarına yine İslam Ticaret Odası ve Kültür Bakanlığı birlikte gidiyor. Bu sene Tiflis kitap fuarında onur konuğu olacağız, Tahran kitap fuarında onur konuğu olacağız... İkisi, e, Amman kitap fuarında yani? onur konu olacağız. Nisan'da Tahran kitap fuarı, Mayıs'ta Tiflis kitap fuarı, Eylül'de de Eylül'ün sonuyla Ekim'in Eylül başında da Amman kitap fuarında Türkiye onur konu. Bu sene 12 tane kitap fuarına katılıyor Türkiye yurt dışında. Sofya var, Selanik var. Ki biz Selaniki çok önemsiyoruz. Mesela dernek olarak Basın Yayın Birliği'nde ben başkanken, başkan e, orada yönetim kurulu başkanıyken başlattığım bir şeydi. Daha sonra şimdi Emrah Kısakürek orada başkan. Emrah da devam ettiriyor. Yıllarca Türkiye oraya katılmadı. Biz dernek olarak katıldık ve derneğin standının üstüne getirdiler. Türk bayrağını koydular. Biz orada Türkiye'yi temsil ettik yıllarca. Geçen seneye kadar. Bu sene sağ olsun Kültür Bakanlığı yer almış. 4 metrekare. Biz 18 metrekare derneğe yer alıyorduk ve temsil ediyorduk. Bu sene bakanlıkta beraber temsil edeceğiz. Gürcistan'ın da şöyle bir özelliği var. Bundan iki sene önce bir otelde e, o bahsettiğim Gürcü benim editörüm olan arkadaşla beraber Gürcistan Yayıncılar Birliği Başkanı Gıvanza diye bir hanımefendiyle tanıştık genç bir kız Gıvanza ile ayaküstü konuşurken işte Türkiye Gürcistan ben de o ara işte Tiflis'e bir arkadaşım matbaası var bir kere gitmiştim oradan hatırlıyorum Tiflisi dedim ya işte Türkiye dedi bizi onur konu olsa biz de de Türkiye onur konu olsak. Bir konuşalım dedim ben. Neyse geçen seneye kadar geldik. Aradan biri bir buçuk sene geçti. Biz devam ediyoruz konuşmaya. Yine ben Gürcistan'a gittim. İşte ne yapıyoruz ne ediyoruz. Benim dedi, ne yapmam gerekiyor dedi. dedim. Şey büyük elçiliğimize bir yaz yazman lazım. İşte Türkiye burada onur konu olsun. Biz bunu çok istiyoruz. Yazı yazmış. Yazı ortalıkta yok beni arıyor. Benim diyor bunu açıklamam lazım. Bana bir şey söyle. Dedim sen bunu açıkla. Biz dedim bunun parasını bulacağız. Ben de o ara işte Basit Yayın Birliği Başkanı'nı aradım. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı'nı aradım. Dedim durum böyle böyle böyle. Dedim eğer bizim arkamızdan kimse gelmezse var mısınız bu işe? Varız dediler. Dedim ben de telefon açtım şeye Gıvanzı'ya. Dedim sen açıkla biz arkandayız senin. Tam o açıklarken sağ olsun yazı çıktı ortaya. Büyükelçimiz girdi. Fatma Ceren Yazgın'a buradan çok teşekkür ediyorum. Tiflis Büyükelçimiz. Kültür Bakanlığımız girdi Hamdi Turşucu. İslam Ticaret Odası sonuna kadar arkamızda durdu. Şekip Avdagiç Başkan'a gerçekten buradan teşekkür ediyoruz ki aşağı yukarı herhalde bütün operasyonu e, İslam Ticaret Odası yapacak. Biz nasip olursa 27-31 Mayıs'ta Tiflis'te büyük bir Türkiye çıkarması yapacağız çok güzel bir organizasyon hazırladık. Yazarlarımızda filmlerimizde Türkçe 5 tane film günleri de yapacağız aynı kapsamda. Açılışımızla, etkinliklerimizde çok güzel bir 5 gün yaşayacağız Tiflis'te hep beraber. Bunun mesela sonuçları neler oluyor? Bir onur konuğu olduktan sonra o ülke neler kazanıyor bu fuardan? Ya Tiflis biraz hani programın başında da söyledim ya işte Artvin, Hopa, Batum, Tiflis. Ya bizim buralar zaten. Yani biz burada olmalıyız. Biz Azerbaycan'da olmalıyız. Hiç çıkmamalıyız buralardan. Buralar bizim, bizim coğrafyamız. Bu insanlar bizim insanlarımız aslında. Tamam dinleri farklı olabilir ama gelenekleri, görenekleri, alışkanlıkları. Yani şey de e, Tiflis Havalimanı tav işletiyor. Havalimanına çıkıyorsun sağında Kapadokya Kafe var. Hı hı içeri i̇çeri giriyorsun her tarafı yani Türkiye'den esintiler. İşte dükkanlar, Türk isimleri, yatırımlar, yatırımcılar genelde Türk iş adamları. Ya oraya gittiğiniz zaman anlıyorsunuz zaten bizim orada olmamız lazım. ortak kültürlerimiz var, ortak değerlerimiz var. İşte onlar bizim Kafkas oyunumuzda onların halk oyunu aynı şey oynuyorlar ya farklı bir şey değil ki. Ki, e, somut olarak bir birbirimizin diline kitaplar çevirmemiz ha, lazım Ya yani, yani, bu somut, biz, somut bir şey budur somut yani. Mu? sonuç budur Yani işte, hala şu anda çevriliyor. Yani yayınlanan bir sürü kitap var. Gürcüce herhalde 40'a 50 yakın kitap Türkçeden Gürcüce'ye çevrilmiş. Gürcüceden de Türkçe çevrilen kitaplar yayınlanan kitaplar var. E, bu karşılıklı kültürü birbirimize vermeliyiz. Biz bunu hak ediyoruz Karşılıklı olarak. Şimdi son e, dakikalara giriyoruz belki ama şunu konuşmazsak eksik kalır diye düşündüm. Eee tam evlerin e, kapanan kitap evleri görüyoruz. Bazı kitap evlerinde küçülmeler görüyoruz. İnternet satışının e, muhtemelen gelecekte de daha artarak olacak bu. E, evet. bütün satışı e, yönetir hale geldiğini görüyoruz. E, yani okur alışkanlıklar kitap alma alışkanlıklar falan da değişiyor. Bu nereye doğru gider? Yani bu e, a, a, kitap evlerini çok mu etkiler? E, i̇nternet satışı bütün satışı kapatır mı? nasıl öngörüyorsun? Yani e, zincir mağazalar var Türkiye'de. E, bu e, yeni mağazalarda ekleniyor. Yani sadece e, sabit olan mağazalarla kalmıyor. Biraz şey değişti sanki, anlayış değişti. E, tek tek açılan mesela kitap evleri de var. Ankara'da var mesela bir tane. İsim vermesek vermesek ama hani, daha büyük, iyi olur. Büyük güzel bir Büyük güzel bir kitap evi açılmış <laughs> Bursa'da 3 tane kitap evi var. İsim vermeyeyim hadi. 5 bin metrekare ya iki tanesi. Biri 5500 metrekare, Yanılmaz. biri 5000 metrekare. Ya. Ve Avrupa'nın en büyük şeyi kitapçısı. Sadece Türkiye'nin değil. O benim arkadaşım ve arkadaşım da onunla arkadaş olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum yani. İnanılmaz bir çocuk. Ondan sonra ya bir şey olmaz Ahmet abi ya. Yani internet de yürür. Kitap evleri de yürür. Zincir mağazalar da yürür. Yeni yatırım yapanlar da ee, bu işten zarar etmezler bence hmm. ya kitapçı açsınlar sevgili devletimiz destek versin ne bileyim sigortada destek versin vergide destek versin desin ki kitabı açana kdv'de sanki e şöyle şöyle olur. şöyle bir şey yapalım desin ne olur yani evet. ne olur ki şimdi bu destekten bahsetmişken <laughs> yayıncının başkanlık sorunları var yani ee, anladığımız kadarıyla bir bu fellowship e, ve benzeri durumlardaki destekler söz konusu. Vergiyle alakalı bizim bir kendi iç bahsediyor. sorunlarımız var, vergi sorunlarımız var. Yani vergi sorunları alakalı zaten Maliye Bakanlığı bir e, kitaplarda KDV'yi kaldırdı. Bazı stopaj problemlerimiz var. Yazar stopajları, yazar KDV'leri ile alakalı. İşte onları çözmeye çalışıyoruz şu anda. Ee, bizim kendi içsel sorunlarımız var. Yani bu kitabevi sorunu sadece Okuyucunun sorunu değil. Bazı yayıncılar bazı kitap evlerine giremiyorlar. Ya da işte dağıtımcı sorunumuz var ki bazı dağıtımcılar bazı kitap evlerine ulaşamıyorlar. Ulaşamıyor derken? Ya ulaşamıyor ondan çalışmıyor. Çalışamıyor. Tamam. Çalışamıyor ya da yayıncı da direkt çalışamıyor. Şey tutmuyor yani hani e, para tutmuyor derler ya 200-300 lira için kimse kimseyle çalışmıyor. Biraz daha yüksek montanlarda çalışmak istiyorlar. Yani hmm. yazdığın çeke değsin. E, hesabı ya da yaptığın havaleye değsin. E çünkü her şey masraf. Yani havale de masraf EFT de masraf, çek karnesi de masraf. Her şey masraf Türkiye'de. Şimdi bazı e, yazarların şöyle bir şey oluyor kitabım basıldı ama ben kitabımı kitapçıda bulamıyorum diye bir yakınması oluyor mesela. E, niye bulamıyor? Yayıncı buna ne cevap veriyor? Ya çok zor bir soru. Zor bir soru da hani... Çok zor bir soru gerçekten. Yani şimdi bin tane kitap yayınlamışım. Yani mesela e, ya Türkiye'nin bir ilçesinde nasıl olacak? Mümkün değil ki. Belli bir yerde olur. Yani Ankara'da olur. İşte Samsun'dan it, ya da Trabzon'a itibaren aşağı Adana'ya kadar oralarda olur yani. Öbür taraflara kimse söz veremez yani. İşte Malatya'da olur, Erzurum'da olur, Elazığ'da olur, Van'da olur. Ama ilçelerde olmaz. Mümkün değil. İlçelerdeki arkadaşlarımız bu az basılan kitapları internetten alacaklar. Yapacak başka bir şey yok. Ya da ildeki kitapçıya sipariş verecekler. Oradan alacaklar. Yani keşke biz hani çıkan her kitabımızı her noktaya gönderebilsek. 5 binlik 5000 bin metrekarelik kitap evlerinden her yerde olması Her lazım. yerde olması lazım. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. çok teşekkür ederim. Çok sağlık. sağ ol ee, Ahmet abi. Allah e, razı olsun. En yakın fuar ne zamandı? En yakın fuar Londra var şimdi 9-12 Mart'ta. Türkiye'de Cenere dedin. Bit Cenere bitti. bitti şu anda Samsung bitti. Samsung kitap Samsung'da fuarı var. devam ediyor. Evet. Bu önümüzde Bursa kitap fuarı var, İzmir kitap fuarı var. Fuar bitmez. Türkiye'de artık kitap fuarı evet. bitmiyor. Yani çok şöyle oldu çok bir sektör haline geldi aslında. Herkes kitap fuarlarında ya zarar etse bile arkadaşlar kitap fuarına birer evet. bu satışçı arkadaşlar birbirlerini görmeden edemiyorlar. Evet. <laughs> Ben kitapçılığa ek, eklemek istediğim bir şey var evet, vakit varsa. Buyurun. Son ee, ben bakalım. eşimle Enderun'da tanıştım. Enderun su hafta. Bilirsiniz bilmiyorum, değil mi Enderun'u? bilmez miyim? Ee, kızımın adı Feride. Çalıkuşundan dolayı. Evet. Teşekkür ederim. Bu kadar bu, <laughs> kadar bu kadar ederim. diyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın Münir. Ee, söyleşilerinde bugün e, yayıncılığı konuştuk. Münir Üstün konuğumuzdu Profil Yayınları ve Yayfet Başkanı. Ee, yeni bir bölümde yeni konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs>